Evet, günaydın doktor. Tüm hızıyla devam ediyor. Şu an çok değerli bir konuğum var. Doçent doktor Murat Binbay. Kendisi üroloji uzmanı ama daha çok ben üroloji uzmanı derken hani eski bevliye uzmanı veya şey diyemiyorum. Bayağı ciddi bir dallanma var değil mi? Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Evet, bizim alanlarımızda da bayağı bir dallanma var. Aslında çok geniş bir organ grubuna bakıyoruz diyeyim. Böbreklerden başlıyor. Mesane. Aşağı idrar kanalları, mesane, çıkışlar, cinsel organlarımız, üreme organlarımız. Bunların hepsi ürolojinin ana dalı içine giriyor. Evet. Biz de kendi içimizde aslında bazen ayrışıyoruz. Çünkü ayrıştığımız zaman olaylara çok daha iyi hakim olabiliyoruz. Mesela ben özellikle taş ve kanser cerrahisiyle ilgileniyorum. Evet, evet. Ya endo-üretral cerrahi diye de artık sizde de çok güzel bir branşlaşma oldu. Aynen öyle. Ben çok takdir ediyorum. Yani mevcut delikleri kullanarak ameliyat yapılması kadar güzel bir şey yok. Bunlardan hep bahsedeceğiz sevgili izleyiciler, ne demek istediğimizden. Murat Bey ile bugün aslında taş düşürenler, kum düşürenler, ya benim hep taşım oluyor, bir kere de bitse de şundan kurtulsam diyenler ekran başında. Sakın ayrılmayın çünkü gerçekten çok önemli bilgiler alacağız. Bence önce böbrek taşı nasıl bir hikaye olur? Yani insanda belirtileri nelerdir bir öğrenelim. İnsanda belirtileri nasıl oluyor? Genellikle %90 insanda bir belirti veriyor böbrek taşları. Hı. Neden? Böbreklerimiz idrar üreten bir organ. Sonuçta bir motor olarak düşünebiliriz böbrekleri. İdrar üreten bir motor olarak düşünebiliriz. Burada bir taş oluşup da eğer yola düştüğü zaman veya bir yerde bir tıkanıklığa yol açtığı zaman böbrek kapsülümüz gelir ve bizde ağrı, çok ciddi yani gelip giden ağrı, öyle bıçak saplanır gibi bir ağrı değil de gelip giden bir ağrı, kusma, idrarda kanama gibi şikayetlerle kendisini belli eder. Evet. Bu durumda genellikle doktora gitmemiz lazım. Bazen insanlar doktora gitmeyip bu evreyi kaçırabiliyor. Bu evreyi kaçırdıktan sonra da yani ağrı devam etmeyebilir. Bu tıkanıklığa bağlı olarak böbrek çalışmasını durdurur ve sizde hiçbir ağrı olmayabilir. Ama bu her zaman iyiye işaret değil. O yüzden böyle bir şikayet olduğu zaman mutlaka bir doktora gitmek gerekir. Evet, ben bir şey söyleyeceğim. Murat'cığım kusura bakma, hani sanki halk dilinden sormuş gibi olacağım ama neden tıkanıyor? Neden tıkanıyor? Çünkü orada bir yol var. Evet. Yani ne güzel akıyor gidiyor işte. Yani niye tıkanıyor? Niye taş oluşuyor? Neden taş oluşuyor? Taş oluşum birazcık genetik. Yani neden olduğunu aslında şu anda tam olarak biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bunun içinde genetik faktörler var. Yediklerimizle alakalı faktörler var. Bazı herkesin böbreği var. Benim böbreğim normal kalsiyum atabiliyor. Sizin böbreğiniz normalden fazla kalsiyum atabiliyor. Bu taş yapabiliyor veya fazla oksalat atabiliyor. Veya siz az su içebiliyorsunuz. Yani az, eğer su içmenizi arttırırsanız taş oluşmuyor ama az su içtiğiniz dönemlerde taş oluşabiliyor. Bunun tam olarak neden olduğunu biliyor muyuz bilmiyoruz. Sadece bazı hastalıklarla ilişkisi olduğunu düşünüyoruz. Şöyle örnek vereyim. Bazı bağırsak hastalıklarında taş oluşum görülme instansı artıyor. Veya bununla beraber bazı kanser tiplerinde, bazı kalsiyum kemik hastalıklarında da taş oluşumu görülmesi artıyor. Evet, kullandığımız ilaçlar bazen kullandığımız etkiliyor. İlaçlar bunlar da etkili olabilir. Hı hı. Bunlar da etkileyen faktörlerden bir tanesi ama en önde gelen kısımda değil. Hani çocuklarda bazen anormal D vitamini kullanımları oluyor. Anneler çocukların kemikleri gelişsin diye D vitamini veriyorlar. Evet. Ama bunların dozunu arttırdığınız zaman kan kalsiyumları yükseliyor ve çocuklarda taşla karşımıza gelebiliyorlar. Evet, ben şey soracağım, bunun hani sıklığı ne kadar? Yani mesela bir reflü anlattığımızda 5 kişide bir kişi reflü diyoruz ama böbrek taşı hani bazen bir duyuyoruz çok gürültülü. Evet. Bazen sadece kum dökme şeklinde daha az gürültülü. Şöyle, ülkemizde bununla ilgili yapılmış son bir çalışma var. Yaklaşık 5 sene öncesine ait bizim ekibimiz tarafından yapılmış olan bir çalışma. Süper. Türkiye'deki verilere göre Türkiye'de taş hastalığının görülme olanı %13. Yani her 100 kişiden 13'ünde taş hastalığı var. Ama eğer ailede taş hastalığı varsa bu risk çok daha artıyor. Eğer annede babada bir taş hastalığı varsa herhangi birisinde. Onda da bir genetik geçiş var yani. Onda da bir genetik geçiş var. O zaman sizin taşa sahip olma ihtimaliniz işte 2,5 kat artıcı yaklaşık %30'lara falan çıkıyor. 10 kişiden 3'ünde. Evet. Yani annesinde babasında taşı olan her 10 kişinin 3'ünde muhtemelen taş hastalığı olacak. Evet. Ben bir de çok enteresan. Tabii beyin cerrahı olunca bize de bel ağrısıyla gelen ama taş olan hastalar karışabiliyor. Bel fıtığıyla taş ağrısı. Ama
Ben her zaman söylüyorum, tabii ki biraz önce söylediğin çok güzeldi, gelip giden ağrı. Evet. Ama ikinci planda bu acaba taşın yerine göre ağrı değişiyor mu? Ağrı yerine göre değişmez. Böbreğin çeşitli kompartmanları var. Alt tarafı var, orta tarafı var, üst tarafı var, çıkışı var. Eğer alt tarafındaki taşlar genellikle daha sessiz taşlardır. Evet. Daha ağrı yapmaz. Çünkü böbreğin alt tarafında hani o taş çıkıp da bir yeri tıkamaz. Hı hı. Böbrekte ağrı olması için taşın mutlaka gidip bir yeri tıkaması lazım ki o basınç olsun, taşın şişsin. Gerisindeki tarafta bir basınç artışı olsun, şişsin ve ağrı olursun. Ha. Çünkü böbrek, siz böbreğe dışarıdan dokunsanız böbrekte ağrı olmaz. Böbrekte ağrı olabilmesi için gerilmesi, mutlaka içerisinde bir gerginlik ve basınç artışı olması gerekir. Evet, aslında çok basit bir mekanizma ama düşündüğün zaman onun nasıl olduğunu anlayamıyorsun. Hele o ağrı olduğu zaman hiç anlayamıyorsun. Evet, o ağrı olduğu zaman oldukça zaten o zaman herkes zaten kendini bir şekilde doktora atmaya çalışıyor. Ne yapıyoruz yani, ne yapmak lazım? O durumda genelde ne yapıyoruz? Genellikle kreatinin düzeyleri önemli, kusup kusmadığı önemli. Eğer hasta kusuyorsa mutlaka bir elektrolitlerine falan bakıyoruz. Böbrek fonksiyonlarına bakıyoruz çünkü bu durumdaki ağrı için en güzel tedavilerden bir tanesi ağrı kesiciler. Ama bu non-steroid dediğimiz ağrı kesiciler biliyorsunuz böbrek fonksiyon bozukluğunda verilmiyor. Tam tersi böbreği bozuyor. Böbreği bozuyor. Şimdi eğer taş gidip de böbreği tıkamışsa ve böbrek fonksiyonunu bozmuşsa ve biz üzerine ağrı kesiciyi verirsek o zaman da çok vahim sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz. O zaman bir mesaj, alt mesaj verelim. Bakın böbreğim tuttu, eyvah yine benim taşım oynadı, kumum oynadı deyip o iğneci amcalara gidiyorsunuz ya, o iğne yaptırıyorsunuz ya, böbreği tamamen felakete sürüklüyorsunuz. Burada kompedanından duydunuz yani. Evet. Bence oldukça, çok önemli bir şey. Oldukça güzel bir mesaj oldu aslında bu. Evet. Peki zıplayalım, düşürelim onu. Düşmüyor mu? Şimdi boyut önemli. Her şeyde olduğu gibi boyut burada da önemli. Evet. Eğer taşınız 5 milim büyüklükte ise taşı düşürebilirsiniz. Hı. Ama taş eğer 1 santimlik genişlikte ise yani herhalde 10 kişinin belki biri veya 20 kişinin biri bunu düşürmeye meyilli olabilir. Yani ben çok nadiren gördüm. 5 milimin kadar, 5 milime kadar olan taşları düşmesi için bekliyoruz. Bunun için bazı özel tedaviler var. Onları veriyoruz düşürebilmeleri onların için. Onların hepsinin tiyolarını alacağız. Gerçekten Murat hocamız bu konuda bizi diyetimize kadar düzenleyecek. Ama önce şu bilgiler alalım. Bir de ben ameliyattan da biraz bahsetmek istiyorum. Çok da dikkatimi çekiyor. Çünkü son zamanlarda çok başarılı. Evet. Artık böyle boydan boya bir açılma, yarılma falan da yok. Şükürler olsun. Minimal invaziv cerrahi devam ediyor. Minimal invaziv cerrahinin başka aslında avantajları da var. Nasıl? Ben öyle bir döneme denk geldim ki taş hastalığını açık ameliyatla yapılan dönemi de gördüm. Tamamen kapalı olan dönemleri de gördüm ve ben son yaklaşık 10 senedir kesinlikle hastalara taş için açık ameliyat yapmıyorum. Evet. Bir kere açık ameliyat yapmak böbreği hasarlayan ve zorlayan bir şey. Çünkü taş hastalığı tekrarlayıcı. Bir kere taş nedeniyle ameliyat olan bir insan 5-6 sene sonra tekrardan ameliyat olabiliyor ve bu ikinci ameliyat sonrası açık ameliyatlardan sonra böbrek kaybına kadar olay gelebiliyor. Onun yerine kapalı ameliyatlar. Eğer taş düşükse, yaklaşık genelde şu anda kabul gören şey şu, eğer 1 santimden küçükse genellikle taş kırmaya ve tabii taşın sertliği, yeri, böbreğin fonksiyonları eğer uygunsa taşları taş kırmaya oluruz. Eğer 1 santimin üstündeyse, 1 santimle 2 santim arasındaysa, 2,5 santim arasındaysa genellikle flexible URS dediğimiz yani işeme kanalından girip o sizin biraz önce bahsettiğiniz kapalı, muhteşem kapalı, tabii, doğal boşluklara kullanarak yer, mevcut delik mevcut olamaya, delikleri kullanarak aynen, hiçbir yeri kesmeden böbreğin içine ulaşıyoruz ve taşı tamamen eritiyoruz. Daha büyük boyuttakileri de bu şekilde yapabiliriz aslında. Bu yöntemle yapabiliriz ama genellikle iki seansa bırakma şeklinde daha büyük boyuttakileri yapabiliriz. Çünkü içeriden o işe idrar kanalından yaptığımız işlemlerde taşı kırıyoruz. Hı hı. Ama sonuçta bu kırılan taş parçaları normal idrar kanalıyla atılıyor. Atılmasın. Yani eğer çok fazla taş kırıntısı ortada yaparsak hastalar ağrı çekebilir ameliyat sonrası. O yüzden konfor açısından aşama aşama gitmekte fayda var. Evet, yine hastalarımızı düşünüyoruz. Her zaman olduğu gibi hastalarımızın konforu bizim için çok daha önemli. Bir de ben şeye dikkat etmek istiyorum. Şimdi öyle güzel bir yerden girdik ama bir cerraha sorulabilecek bir soru mu bilmiyorum. Taş kırma. Evet. Ben taşımı kırdırırım.
diyenlere aslında buradan bir mesaj vermek istiyorum. Galiba o kadar da nur nimet bir olay değil. Tabii ki. Yani taş kırma tedavisine girip de aylarca hastanelerde kalan hastalarımız var. Oo. Taş kırma o kadar masum bir tedavi değil. 2006 yılında aslında Amerika'da bunun çok araştırması yapıldı. Özellikle taş kırma tedavisinin uzun yıllarda yani 17 yıl, 20 yıl sonra özellikle şeker ve tansiyon hastalığına neden olabileceğine dair yayınlar ortaya çıktı. Daha sonradan bu yayınların karşıt yayınları da ortaya çıktı. Ama tabii bu önemli bir sektör. Yani sonuçta neyin ne olduğunu çok da iyi bilmiyoruz. Ama o kadar da masum bir tedavi değil. ESVD tedavisi sonrası tansiyonu yükselenler, bunlar kitaplarda yazmaz. Aylar, bir ay boyunca hastanede kalan böyle vakalarımız da var. Bunları biliyoruz. Sonuçta ama kötü bir tedavi mi? Uygun kişiye yapılması gereken bir tedavi. Son zamanlarda görüyorum gebe insanlara öneriliyor taş kırma. Gebelere kesinlikle taş kırma mesela yapılmaz. Kan sulandırıcı alan insanlara yapılmaz. Yani sonuçta taş kırma dediğiniz şey bir balyoz alıp böbreğe vurmaktır. O kadar da basit. Yani taş kırma cihazı bir silah olarak üretilmiştir aslında ilk önce. Almanlar tarafından bir silahtır. Sonra bu etkileri anlaşılarak bunu taş kırma aleti şekline devriştirilmiştir. Bununla birlikte dediğim gibi doğru indikasyonlar konulduğu zaman özellikle 1 santimli altınlık taşlarda, çok sert olmayan taşlarda taş kırma 3 seansı geçmemek şartıyla yapılabilir. Evet. Ama 3 seanstan fazlasını önermiyoruz. Çünkü dediğim gibi basit bir tedavi değil, böbreğe balyozla vurmakla aynı şey. Evet, peki bu hani sanki bir laf alacağım ağzınızdan ama dediniz ya böyle hani tekrar edebilir 3-5 sene sonra. Evet. Tekrar neden eder ve etmemesi için ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım? Şimdi böbrek taşlarının geneline baktığımız zaman taşı olan insanların yarısında taş hayatları boyunca sadece bir kere olur. Bir daha hiç tekrar etmez. Ama bir grupta insan var ki bunların, taş fabrikası. Taş fabrikası. Her sene taş üretenler oluyor. Benim eniştem aha o kadar acı çekiyor gerçekten sıkıntıları oluyor. Veya hayatları boyunca 3-4 kere bundan dolayı ameliyat olmak zorunda olan insanlar var. Hmm. Bu da hastaların diğer yarısını oluşturuyor. Tabii. Şimdi eğer böyle bir tekrarlayıcı olay varsa çünkü bunu ilk baştan anlayabiliyor muyuz? Şöyle ilk başta hasta taş hastalığıyla bize geldiği zaman kabaca bazı testler yapıyoruz. Kalsiyum testi, ürik asit testi, işte hormonal bir bozukluk var mı buna bakıyoruz. Eğer bunlar normalse taşı tedavi ettikten sonra hastayı takip alıyoruz. Ama hastanın eğer taşı bir kez daha tekrarlarsa o zaman geniş bir analiz yapmamız gerekiyor. 24 saat idrar toplatıyoruz hastaya. Bu hasta neden taş üretiyor? Kalsiyumlarına bakıyoruz, ürik asitlerine bakıyoruz, oksalat düzeylerine bakıyoruz. Birçok en az 11 tane parametreye bakıyoruz ve bu parametrelere baktıktan sonra hastanın tedavisine ihtiyacına uygun, vücudunun atılımına uygun, uygun tedaviyi bulmaya çalışıyoruz. Bunların tekrar içine, etmemesi için. Tekrar etmemesi için. Çok. Bunların en basiti olarak yaptığımız düzenleme su içimi. Eğer bir taş hastası günde en az 2,5-3 litre su içmesi lazım. Eğer bunu yapmıyorsa zaten ilk başta olaya buradan başlıyoruz. Tabii. Eğer çok şişmansa şişmanlık da taş hastalığına eğilim gösteriyor. Zayıflatıyoruz. Veya oksalat üretimleri atılmışsa oksalattan fakir beslenme veriyoruz. Ama klasik olarak eskiden beri ben hastaya şöyle yapıyordum. Oksalattan fakir beslenmeniz lazım. Hasta geliyor internete bakıyor. Oksalat ne? Oksalat yani, ne? Hemen bir soru. Oksalat ne? Ben hani sonuçta hekimim ama yediğimde içtiğimde oksalat var mı yok mu ben bile bilmem. Bilmiyorsunuz. Evet. Oksalat bazı kuru yemişlerin, kakaonun, ıspanağın ve bazı maddelerin içinde bulunan bir element sonuçta. Ama vücut tarafından da üretiliyor bir yandan da. Sonuçta ve taş oluşumu için belki de kalsiyumdan çok çok daha zararlı. Zarar verebiliyor. Evet. Zarar verebilecek bir element. Bir diyetisyenle beraber çalışıyoruz. Özel diyetisyenimiz şöyle bir şey yapıyor. Hasta ona başvurduğu zaman kilosuna boyuna bakıyor. Hı hı. Bir kere zayıflaması gerekiyorsa zayıflatacak tedaviyi veriyor. Suyunu düzenliyor. Eğer kalsiyum oksalattan fakir beslenmesi gerekiyorsa ne yemesi ne içmesi gerektiğini söylüyor. Yani onu saatlerle söylüyor. Şu saatte şunu yiyeceksin, saat 3'te bunu yiyeceksin. Yani ona bir yeme programı çiziyor. Bu çok önemli. Çünkü insanda birçok insanın bilemediği şey bu. Ne yiyeceğim, ne içeceğim. Kesinlikle. Orası boşta kalıyor. Her zaman biz kiloya buradan takılmış durumdayız. İnsanların kilo vermesinden yöne gerçekten çok ciddi buradan bilgiler veriyoruz. Kilonun böbrek taşında bile etkisi olduğunu da izleyicilerimiz
anlamış oldu. Ama şuraya bir vurgu yapmak istiyorum. Özellikle böbrek taşı ile alakalı. Hani halk arasında yanlış bir yanlış vardır. Böbrek taşı varsa kalsiyum kısıtlamak lazım. Bunlarla alakalı da çok ciddi çalışmalar yapılmış. Eğer sizin taşınız varsa ve kalsiyum almıyorsanız bu da böbrek taşını arttırıcı bir etkiye sahip. Mutlaka düşük dozda olsa kalsiyum almanız lazım. Hatta bazı hastalıklarda biz hastalara ekstradan ağızdan kalsiyum veriyoruz. Yani bu önemli noktayı da özellikle vurgulamak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet, doçent doktor Murat Binbay bizlerleydi. Gerçekten çok güzel bilgiler aldık. Günaydın Doktor Tüm Hızı'yla devam ediyor.